Kurban Gelin 38. Bölüm. Nur Zeynep'i muayene etmişti. Muayene sonucunu Metin'le konuştular. Yapılması gereken tahlilleri yaptırmasını istediler. Görünürde olumsuz bir şey yoktu. İki doktorun ortak fikri Zeynep'in aceleci davranıyor olmasıydı. Ona sabretmesini söylediler. İşleri bitince hep beraber Zehra ve Metin'in evine gittiler. Ayça'yı yoldan aldılar. Hasan'la Nur'u tanıştıracaklardı bu akşam. Yaşları birbirine yakındı. Hasan bu tanıştırma işlerinden hiç hoşlanmıyordu. Sanki hiç evlenmeye niyeti yoktu. Nur'dan bahsetmemişlerdi ona. Metin yemeğe davet etmişti. Sadece Hasan onlara biraz geç katıldı. Zehra'nın bebeği 4 aylık olmuştu. Hamilelik Zehra'yı bir başka güzel yapmıştı. Ahmet Nur'la Hasan'ı birbirlerine tanıştırdı. Hasan kardeşim, sana Hatice annemin kızı Nur'u tanıştırayım. Nur, arkadaşım Hasan dedi. Memnun oldum Nur. Nur diyorum, sorun olmaz sanırım dedi Hasan tüm içtenliğiyle. Elbette sorun olmaz, tanıştığımıza memnun oldum ben de dedi Nur. Üf ya, bunun geleceğini söyleseydiniz gelmezdim buraya dedi Ayça Zeynep'e fısıltıyla. Hasan'la geçinemiyorlardı bir türlü. Hasan'la Nur ablayı tanıştıralım istedik. Abin ikisini birbirine uygun gördü dedi Zeynep. Aman iyi olur ama Nur ablayı acırım hani. Deme öyle ya, iyidir Hasan abi. Aman aman hayrını görsünler dedi Ayça. Hasan herkese hatırını sordu. Sadece Ayça ile konuşmadı. Kırgınlardı birbirlerine. Ayça da iyi Hasan abisi dedi Ahmet. Zeynep'lerde toplandıkları bir gün sırf futbol için birbirlerine hakaret etmişlerdi. Güzel, sevindim senin adına kardeşim. Kötü olup başına bela olmuyor dedi Hasan. Üf ya, buranın havası kötü oldu birden diye cevap verdi Ayça. Bir dakika ya, siz hala orada mısınız dedi Zehra. Ne oldu ya, ben Fransız kaldım dedi Nur. Bu ikisi dedi Ahmet, biz de toplanmıştık yine. Sırf Fenerbahçe Galatasaray için birbirlerine bir sürü hakaret ettiler. Çocuk gibiler ya dedi Metin. Karşımda çocuk olunca dedi Hasan. Ben çocuğum tamam ama sen de pek morukladın be diye cevap verdi. Ayça kantarın topuzu kaçmasın dedi Ahmet. Abi arkadaşın huzurumu kaçırıyor, ne yapayım dedi Ayça. Ahmet sorun yok, biz atışıyoruz değil mi Ayça dedi Hasan. Evet abi, kavga değil bizimki dedi Ayça. Hadi sofra hazır, geçelim yemeğe dedi Zehra. Masaya oturdu herkes. Hasan ile Nur özellikle yan yana oturtulmuştu. Yemek boyunca Hasan ve Nur sohbet etti. Genelde grup halinde muhabbet ediyorlardı. Ayça sohbete pek katılmadı. Yemek bitince Zeynep ile Nur bir ara balkona çıktılar. Zeynep, Ayça ile Hasan arasında bir şey mi var diye sordu Nur. Hayır canım, onlar kardeş gibiler. Biraz düşündü. Yanılıyorsun Nur abla, mümkün değil. Hasan'la Ahmet kardeş gibiler dedi Zeynep. Ben Ahmet'le Hasan'ı sormadım sana. Hasan ile Ayça'yı sordum. Hayır yok öyle bir şey dedi Zeynep. Onlar ne planlamıştı, kız ne düşünüyordu? Ayça ve Zehra da onlara katıldı. Ne konuşuyorsunuz böyle dedi Ayça. Hiç havadan sudan dedi Zeynep. Ya ben havadan aşk kokusu aldım da onu soruyorum dedi Nur. Oo, havada aşk bıcık bıcık Nur abla var ya. Metin ve diğerleri Zehra ablayı kaçırdı. Abim dersen ona özendi, Zeynep'i kaçırdı. Nasıl yani diye sordu Nur, şaşırmıştı. Anlatayım Metin abi, Zehra ablaya aşık olmuş. Anlatayım, Metin abi Zehra ablaya aşık olmuş, babası vermemiş. Bu üçü hemen gidip kızı kaçırmışlar. Sonra da abimle Zeynep malum sebepten evlendiler, orasını biliyorsun. Sonra bir sorun yaşadılar ve ailesi Zeynep'i aldı. Abim durur mu? Hemen kurdular kız kaçırma şirketini. Zeynep'i kaçırdılar dedi Ayça eğlenerek. Ay çok heyecanlı dedi Nur. Şimdi Hasan'a kız kaçıracaklar hastanmadan dedi Zehra. Ne güzel ya, Hasan'a kız kaçırırken beni de çağırsınlar ya dedi Nur. Kadınlar karışmıyor canım bu kaçırma işine. Burada sadece gelin kadın dedi Zehra. Sen Zeynep'i kaçırmaya gitmedin mi diye sordu Zehra'ya Nur. Hayır, beni götürmediler. Ama zaten ben de hastaydım, yok gibiydim. Kaçırıldığımın farkına ertesi gün vardım dedi Zeynep. Hadi ya dedi Nur hayıflanarak. Evet maalesef öyle oldu. Ahmet'in hasretinden ateşler içinde yataklara düştüm. Beni hastaneye götürdü annemle babam. Düşünebiliyor musun, doktoru ayarlamışlar ve kaçırıldım kolundaki serumla dedi Zeynep. Zavallı doktor, nasıl alet olmuş bu işe diye sordu Nur. Metin abi sağ olsun dedi Zeynep. Beyler de yanlarına geldi kızların.
Kızlar sohbetiniz pek koyu galiba, dedi Ahmet. Zeynep'in yanına oturdu. Metin Zehra'nın yanına. Hasan'a Nur'un yanını gösterdiler ama o sandalyeyi alıp Ahmet'in yanına oturdu. Bizi nasıl kaçırdığımızı anlatıyorduk, dedi Zeynep. Ahmet ya, Zeynep'i bir daha kaçırsana ama ben de olacağım, dedi Nur. Ben karımdan bir kez daha ayrılamam, Allah saklasın. Şakası bile kötü, dedi Ahmet. Daha iyisi var, seni kaçıralım, dedi Metin. Herkes Metin'e döndü. Metin kırdığı potu fark etti ama iş işten geçmişti. Bak o da olur ama önce bana damat bulun. Belki onu bana kaçırırsınız, dedi Nur gülerek. Olmaz kardeşim, ben varım sırada. Önce bana kaçılacak kız, dedi Hasan. Zeynep'in içine kurt düşmüştü bir kere. Sürekli Ayça ve Hasan'ı gözlemliyordu. Ama yok ya, Nur yanılıyordu. Sen bir kız beğen, söz, hemen kaçıracağız kızı, dedi Ahmet. Bir ara Hasan'ın gözü Ayça'ya mı kaymıştı ne? Evet, bir an baktı. İşin şakası kardeşim, benden size iş yok, dedi Hasan. Ne diyordu bu Hasan ya? Bakarsın bir kız çıkar karşına, çarpılırsın, dedi Zehra. Ben mi? Zor be. Ben ve... Lafını tamamlayamadı Hasan. Bence Hasan çarpılmış bile. Ama umutsuz sanırım. Ben aşkı tanırım. Yıllarca aşık bir kadınla yaşadım, dedi Nur. Ayça'nın rengi mi atmıştı? Keşke Fadime nene olsaydı. O çözerdi. Kurt gibiydi nene. Ama öyle bir şey olsaydı kesin anlardı. Acaba anladı da söylemedi mi? Neyse kardeşim, ben artık gideyim, dedi Hasan. Herkes şaşırmıştı. Gözler Hasan'a çevrilmişti. Hayırdır, bir şey mi var, dedi Metin. Yok be, aşk meşk konu bana geldi diye kaçayım, dedim. Ayça yerinden kalktı. Çay isteyen var mı, diye sordu. Bir dakika Ayça, otur yerine, mevzu derin, dedi Ahmet. Ayça mecburen oturdu ve onları dinlemeye devam etti. Hadi kardeşim, dökül hele, kim bu şanslı kız? Ulan biz aşık ol da gör derken, adam bizimle alay etmiş resmen. Adam ateşlere düşmüş, yanıyormuş, dedi Metin. Yok be kardeşim, bırakın şu konuyu, dedi. Hasan soruların merkezinde olmayı sevmiyordu. Bence de ya, bu kadar kaba birine kim aşık olur ki, dedi Ayça. Nur gülümsedi, Zeynep sus işareti yaptı. Ahmet bu ihtimale bile çıldırdı. Hasan ve Metin'le üçü kardeş gibiydi. Acılarını, sevinçlerini paylaşmışlardı onlar. Kardeşten bile öteydiler. Emre olayını Ahmet onlarla atlatmıştı. Ayça, aşk bu. Gönlün kime konacağı belli olmaz. Hasan'ınki de öyle sanırım, dedi Nur. Bence de gönül kime konacağını bilmiyor. Keşke birini kalbine sokarken sorsa, almalı mıyım diye. Ama olmuyor işte, dedi Hasan. Arkadaşlar benden bu kadar. Sonra görüşürüz, deyip kalktı. Vay be Hasan, sen ne yanmışsın kardeşlik, dedi Ahmet. Ama galiba imkansız bu aşk. Ama kardeşim, aşkın imkansızı yoktur. Ha, bu arada ben ve Metin senin yanındayız, unutma. Hasan Metin'in evinden resmen kaçmıştı. Ne demişti Nur? Bence Hasan çarpılmış bile. Ama umutsuz sanırım. Ben aşkı tanırım. Neden konuşmuştu bu kız? Belli ki Ahmet ve Metin bu doktor kızla tanıştırmak için bir araya gelmişlerdi. Yıllardır gözü kimseyi görmüyordu. Arkadaşların hep karşı çıkıyordu ama yine yapmışlardı yapacaklarına. Evet, umutsuzca aşıktı Hasan. Hiç olmayacak bir kıza vurulmuştu. Aşkın kalbini öyle bir gömmüştü ki oradan dışarı sızmadığını sanıyordu. Bunu nereden anlamıştı şimdi bunu? Kapıyı aralamıştı ya kalbi. Aykırırsa aşkını ya da duramaz sakınında. Kaç kere bağırmak istemişti sevdasını. Yok, hayır, imkansızdı. Yapamazdı. Güvene ihanet edemezdi. Eline, koluna, nefesine. Evet, nefesine ihanet edemezdi. O daha tanıdığında küçük bir çocuktu. Çok sevimli, bıcır bıcır 10 yaşında bir kızdı. Bir kızım olsa, bu kız gibi olsa, demişti o gün. 5 yıl sonra tekrar görmüştü. Minik kız, genç bir kız olmuştu. Hem de dünyanın en güzel kızı. Abi demişti Hasan'a. Evet, onun abisiydi. Başka da olamazdı zaten. Hasan elinden geleni yapıyordu. Gözünün önünde alımlı kız oluyordu. Büyüyordu. Onun yaşıyla Hasan'ın aşkı da büyüyordu. Her karşılaştıklarında kedi köpek gibi tartışıyorlardı. Hasan'dan başka herkese karşı iyiydi. Hasan'ı görünce sanki anlıyordu bu sevdayı ve red ediyordu. Hırçınlaşıyordu. Hasan çok denemişti, başka kadınlarla görüşmüştü. Ama her kadın da onu aramıştı. Gözlerini, saçlarını, dudaklarını, Hasan'ın öfkesinden yukarı kalkmış şirin burnunu. Ama olmamıştı. Kimse o değildi. Sonra da uzaklaşmıştı kadınlardan. Madem ondan başkası ona mutluluk vermeyecekti, kadınlar hayatında olmazdı. Ne zaman onu gülerken görse, yeniden doğuyordu sanki. Çalan telefonun sesiyle kendine geldi. Metin arıyordu. Şimdi onunla konuşamazdı. Telefonu sessize aldı. Yolda durdu biraz, arabasını kenara çekip.
Havayı içine çekti. Belki ciğerlerine dolan hava temizlerdi oraları. Bugüne kadar kimse anlamamıştı onun sevdasını. Can arkadaşlarına bile hissettirmemişti. Ahmet ve Metin aşk acısı çekerken, yangın içinde yanarken onlarla şakalaşmıştı. Biliyordu onlar Hasan'ın sevdasını anlayamazdı. Ah koca şehir diye bağırdı Hasan. Yut beni, yut bir sevdam dinsin. Elini kalbine götürdü. Şurada akan kan dursun. Yut beni koca şehir. Dayanamazdı. Evet kesinlikle dayanamazdı onun evlenmesine. Gitmeliydi buralardan. Uzaklara, çok uzaklara gitmeliydi. Uzun bir süre baktı koca Bursa'ya. Evler, ışıklar ve Hasan. Ve sevdası. Arabasına bindi tekrar evine doğru gitti. Eve gidip uyursa belki bıçağın acısı hafiflerdi. Oturduğu siteye geldi. Arabasını park etti. Dairesine çıktı asansörden inince misafirlerini gördü. Gelmişlerdi. Biliyordu onlar peşini bırakmazlardı. Kim bilir neler geçiyordu kafalarından. Hayırdır beyler? Şükür geldin Hasan. Beklemekten ağaç ettin bizi dedi Ahmet. Hasan işim vardı biraz dedi. Aradık koçum açmadın telefonu dedi Metin. Derdinizi bildiğim için açmadım. Anladığınız üzere konuşmak istemiyorum dedi Hasan. Sert bir şekilde. Artık yalnız kalmalıydı. Hasan olmaz biz her zaman üçümüz sıkı sıkı sarılmadık mı her derdimizde birbirimize? Seninle konuşacağız. İmkansız diye bir şey yoktur. Sen sussan da Metin ve ben konuşacağız dedi Ahmet. Şimdi eve gidiyoruz ve konuşuyoruz. Üf gelin bakalım sizi kapıcıya attıramayacağıma göre dedi Hasan kapıyı açtı. Birlikte içeri girdiler. Siz eşlerinizin yanına gitsenize kızacaklar size dedi Hasan alayla. Sahne bizim eşlerimizden sen dökül bakalım. Bence de gönül kime konacağını bilmiyor. Keşke birini kalbini sorarken sorsa almalı mıyım diye ama olmuyor. Cümlesini bize altyazı geç bakalım dedi Ahmet. Neyini anlamadın Ziya bu sözün? Metin sen bilseydin Zehra böyle ailesine hasret kalacak. Ona gönlünü verir miydin? Her gün gözünün yaşını görmek seni ne kadar üzüyor biliyorum. Peki sen Ahmet, kan davalının kızına aşık olmak ister miydin? Ama olmuyor, gönül sana sormuyor kimi seveceğini. Genelde benim konuşmam dedi Hasan. Bizi yeme kardeşim dedi Metin. Biz senin gönlündekini öğrenmek istiyoruz. Sana kaç tane kız tanıştırdık, sen hep reddeden taraf oldun. Biz hayatında bir kadın olmadığını biliyoruz. Kim seni hayattan el çektiren kadın dedi Metin. Allah Allah bela mısınız siz ya? Yok diyorum anlamıyor musunuz? Diye tekrar tersledi arkadaşlarını. Evli mi dedi Ahmet. Bu kız evli mi? Biz birbirimizin en büyük sırlarını biliyoruz şimdi. Bizi kırıyorsun Hasan. Hasan uzun uzun düşündü. Kalktı balkona çıktı. Nereye dedi Metin. İçeride duramıyordu. Balkona çıkmam da mı yasak dedi. Gitmemeliydi bu akşam. Üf ya bu Nur mahvetmişti Hasan'ı. Doluya koyuyor almıyor, boşa koyuyor dolmuyordu. Aradan uzun bir zaman geçti. Ahmet'le Metin sohbet ediyordu. Evli mi diye sormuştu Ahmet. Hayır değildi ama yasaktı Hasan'a. Ne diyecekti ki onlara? Hasan kendinden vazgeçmişti. Hasan için yoktu. Onlar için de yok olmak istemiyordu. Ama biliyordu ki onlar asla onun söylediğine inanmadan buradan gitmezlerdi. Derin bir nefes aldı. Son nefesiydi belli ki. İçine çekti havayı. Arkadaşların yanına geldi. İkisinin karşısına oturdu. Çayı buz gibi olmuştu. Siz benim hayatta olmayan kardeşlerimin yerine geçtiniz her zaman. Sizin dostluğunuzu hiçbir şeye değişmem hayatta dedi ve duraksadı. Ardından da cümlesine devam etti Hasan. Ama bazı şeyler insanın elinde değil. Hasan gerçekten bizi aklımızı yedireceksin. Kim olabilir diye düşünüyoruz. Aklımıza gelen kimse yok dedi Ahmet. Ahmet'e baktı bir süre sonra başını aşağı eğdi. Bakışları halıyla buluştu. Ahmet bekle anlatacağım. Zaten zor benim için konuşmak daha da zorlaştırmayın dedi. Hasan biz birbirimizin ailesini kendimizin bildik. Anamızı ana, babamızı baba, kardeşlerimizi kardeş. Sizin eşlerinizi kız kardeşlerimiz bildik. Ama ben Ayça'yı kardeşim bilemedim dedi Hasan. Ne diyorsun sen be diye bağırdı Ahmet ayağa kalktı öfkeyle. Metin hemen tuttu Ahmet'i. Metin bırak beni ne diyor şerefsiz duymuyor musun? Hasan oturduğu yerden kalkmadı. Metin Ahmet'i zorla yerine oturttu. Bu sadece benim sevdam Ayça'yı suçlamayın onun bilgisi yok. Onunla asla bu konuyu konuşmadım dedi Hasan utançla. Asla onunla konuşmayacaksın. Sen ne ahlaksız adamsın ya. Ne utanmaz dedi Ahmet öfkeyle.
Ben sadece Ayşe'ye sevdalandım. Onu unutmak için her şeyi yaptım ama olmadı. Şimdi de siz zorladınız diye anlatıyorum dedi Hasan. Ahmet senden kardeşini istemiyorum. Ben sevdamı kalbime gömeli çok oldu. Hasan'ı bu aşkından dolayı ben de hiçe sayıyorum. Siz de sayarsanız alışırım buna. Uzun bir sessizlik oldu. Ahmet kalktı. Ben gidiyorum dedi ve kapıyı çarpıp çıktı Hasan'ın evinden. Metin, Hasan ben de aşık oldum. Aşkı bilirim. Ahmet de bilir ama Ayça bizim küçük kardeşimizdi be. Olmadı bu dedi. Biliyorum olmadı. Ben bunu yıllardır kendime söyledim. Hala söylüyorum. Ben bu aşkla son nefesimi vermeye hazırım. Sen bunu Ahmet'e anlatır mısın dedi Metin'e. İtirafımı bunu kabul edin diye yapmadım. Bir ümit bile demiyorum. Ayça ne düşünür bile demiyorum. İnan merak bile etmiyorum. Siz ısrar ettiniz. Doğruyu ağzımdan almadan da gitmeyecektiniz. Ucunda sizi kaybetmek vardı. Direndim. Gözlerini halıdan kaldırmamıştı. Hasan keşke aklımıza gelen olsaydı. Sen evli bir kadına aşık olsaydın. Bu da o kadar imkansız.